Evet arkadaşlar merhaba. Hız Soru Bankası'ndaki ödev sorularının çözümünü yapacağız bu videomuzda. Önce sayfa 265'te 5. soruyu çözerek başlıyorum. Farklı ayrıtların uzunlukları 5 santim, 8 santim ve A santim olan dik dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları toplamı 96 santim ise A kaçtır demiş. Önce bir dikdörtgenler prizması çizelim arkadaşlar. E, farklı ayrıtların uzunlukları dediği için 5, 8 ve A'yı istediğimiz gibi üç farklı ayrıta yerleştirebiliriz. E, toplamına geçecek olursak arkadaşlar şu 5, bu 5, şu 5, şu da 5. Yani 5'ten 4 tane olduğu için 20 buradan gelecek. 8, 8, 8 ve 8. 8'den de 4 tane olduğu için 4 geri 8, 32. Arkadaşlar A dediğimiz ayrıt uzunluğundan da yine 4 tane olacağı için 4A biz bunların hepsini topladığımız zaman 96 ediyormuş. 20 ile 32'yi toplarsak arkadaşlar 52 artı 4A 96. 4A buradan 96'dan 52 çıkarırsak 44. Her iki tarafı 4'e bölersek aradığımız ayrıtın uzunluğu 11 olacaktır. Sayfa 266'da soru 6'yı çözüyorum. Bir yüzünün alanı 12 cm kare olan küpün ait uzunlukları toplamını soruyor. Arkadaşlar küp dediğimiz zaten karelerden oluşur. Bütün ayrıtları birbirine eşittir. Dolayısıyla 4 yukarıda, 4 yanda, 4 de alt tabanda olmak üzere toplam 12 tane birbirine eşit ayrıtı vardır. Bize bir yüzünün alanının 12 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar, yüzü kare. Biz karenin alanından kenarına kök alarak geçiyorduk. Yani bir tane kenarı kök 12, kök 12 dediğimiz şeyde arkadaşlar, iki kök 3. Bizim bu iki kök 3'ten kaç tane var? 12 tane var. Dolayısıyla iki kök 3 ile 12 çarparsak arkadaşlar, 24 kök 3 cevabımız olacaktır. Sayfa 268'de soru 5'i çözüyorum. Taban yarıçapı 3 birim, yüksekliği 8 birim olan dik dairesel silindirin yan yüzünü çizelim demiş. Arkadaşlar dik dairesel silindirin yan yüzü dikdörtgen biçimindeydi. Şuranın uzunluğu 2 pi kadar oluyordu zaten. Şurası da yükseklikte. Onu bize zaten soruda 8 olarak vermiş. E, taban yarıçapının 3 olduğunu, pi'nin de 3 olduğunu biliyorsak biz şu uzunluğu hesaplayabiliriz 2 pi r formülüyle. 2 yazdım. Pi yazdım. Yarı çapında 3. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Yani şuradaki mesafemizde 18 olacak. Biz yan yüz olarak şıklardan 8'e 18 olanı işaretleyeceğiz. Sayfa 268'de soru 8'i yapalım yine. Hangisi bu silindirin tabanı olabilir? Aynı tarz soru yine arkadaşlar. Şu mesafenin 2 pi olduğunu unutmuyoruz. Ya burası 2 pi eşit ya burası 2 pi eşit. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğiz. 2 pi 48 olduğunu düşünürsek e, pi yerine 3 yazıyoruz. 6 r 48 yarıçap buradan 8 olabilir ama bakıyoruz şıklarda 3, 4, 12 ve 8 8 olduğu için 8'i alabiliriz. 36 olsaydı peki 2 çarpı 3 çarpı R 36 olurdu. 6 R 36'dan R buradan 6 gelirdi. Zaten 6 şıklar yok. Arkadaşlar ikisini aynı anda veremez. Yarı çapımızı kaç kabul ediyoruz? 8. Sayfa 269'da birinci soruyu çözüyorum. şöyle söylemiş. Taban çevresi 15 santim yüksekliği 8 santim olan dik dairesel silindirin yanal alanı demiş. Arkadaşlar yanal alan deyince formülümüz 2 pi r haştı e, taban çevresi dediğimiz şey arkadaşlar zaten 2 pi r taban çevremiz 2 pi r 15 çünkü bizim tabanımızın çevresi tabanımız bir daire dolayısıyla çevresi 2 pi r olmalı e yüksekliğimiz de 8 e, burada 15 ile 8'i e çarparsak arkadaşlar 120 bizim yanal alanımız olacaktır. E, sayfa 269'da 3. soruya bakalım. Yanal alanı 60 cm kare olan dik dairesel silindirin taban yarıçapı 2 cm ise yüksekliği ne kadardır demiş. Arkadaşlar yine yanal alan dediği şey 2 pi r e, bunun 60 olduğunu söylüyor. Taban yarıçapının çapının 2 yüksekliğini bilmiyoruz arkadaşlar. Pi'yi de 3 alacağız. Verilenleri yerleştireceğiz sadece. 2 yazdık. Pi yerine 3 aldık yarıçap 2 yüksekliğin kaç olduğunu bilmiyorum ama çarpınca 60 çıkıyor 2 kere 3 6 6 kere 2 12 12 tane yükseklik 60'mış, 60 12'ye bölersek arkadaşlar yüksekliğimizin 5 çıkacağını görebiliriz e, sayfa 275'te soru 5'e bakıyoruz arkadaşlar yarı çapı 15 santim yüksekliği 80 santim olan dik silindir şeklindeki boruyu 4 eş parçaya ayırmışız parçalardan birinin dış yüzeyini istiyoruz şimdi 4 eş parçaya ayırmışız bunun tamamı 80 ise arkadaşlar 80'i 4'e bölersek her bir parçanın yüksekliğinin 20 olduğunu görebiliriz bize neler verilmiş yarı çapın 15 olduğu söylenmiş her bir parçanın yüksekliğini biz 4'e bularak bölerek 20 bulduk. parçalardan birinin dış yüzeyini yani yan yüzünü istiyor arkadaşlar. 2 pi r h'dan hesaplayabiliriz. 2 yazdık. Pi yerine 3 yazdık. Yarı çapımız arkadaşlar 15. Yüksekliğimiz de 20. Yapacağımız şey bunları çarpmak. 2 kere 3 6. 6 ile 15 çarparsak 90. 90'la ile 20'yi çarparsak 1800 santimetre kare bizim parçalarımızdan birinin dış yüzeyinin alanı olacak. E, sayfa 270'te arkadaşlar soru 8'i çözüyorum. Asfalt düzenleme aracının ön kısmında bulunan silindirin çapı 100 cm'miş. Eğer çap 100 ise arkadaşlar yarı çapı hemen 50 olarak not alalım. Uzunluğu 150 santimmiş. 180 metrekarelik alanı düzlediğinde silindiri kaç tam tür dönmüştür diye soruyor. Bunun benzerini boya sorusu olarak yapmıştık biz sizinle. Sadece yan yüzüyle işlem yapıyorduk. Yan yüzünün de işte bir yan yüzünün alanı da arkadaşlar bir tur dönmesine eşitti. Hemen yanal alanı yazalım. Yanal Alan Formülü Arkadaşlar 2 pi r haşlı e, verilenleri yerleştirelim 2 yazdık pi 3 alıyoruz çap 100 santim o zaman yarı çapımız arkadaşlar 50 santim yüksekliğimiz de 150 2 e, kere 3 6 6 ile 50'yi çarparsak 300 300 ile 150'i çarparsak arkadaşlar 45 bin santimetre kare bizim yanal alanımız bu arkadaşlar bir tur döndüğünde düzlediği kısmı verir bize. 180 metrekare için kaç tur döndüğünü soruyor. Evet 180'i buna bölmeliyiz ama birimler farklı. O zaman şu 45.000'i bizim metrekareye çevirmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar 4 tane sıfırını silmeliyiz. 3 sıfırını sildik. Araya bir tane virgül attık. Yani 4.5 metrekare bir tur döndüğünde düzlediği alan yapmamız gereken şey 180'i 4.5'a buçuğa bölmek arkadaşlar bir gülden kurtarabiliriz ikisini de birer tane büyütürsek 1845'e bölerseniz 40 tur döndüğünü bulabilirsiniz ödevden önce bir tane daha soru çözelim arkadaşlar sayfa 271'de de birinci soruya bakalım taban yarıçapı 6 santim yüksekliği 3 santim olan dik dairesel silindirin yüzey alanını sormuş bize hemen yüzey alanı formülünü yazalım arkadaşlar yüzey alanı deyince yan alan vardı bir de taban alanları vardı şimdi yarıçap yerine 6 alıyoruz yükseklik yerine 3 alıyoruz pi herhangi bir şey almamızı istemediği için pi pi olarak kalsın arkadaşlar 2 yazdım pi kaldı. Yerine bir şey almamızı istememiş. Çünkü yarı çap 6. Yükseklik 3. 2 yazdım. pi yazdım. Yarı çapın karesi 6'nın karesi 36. Çarparsak arkadaşlar 6 kere 3 18. 36 pi buradan gelir. 36 ile 2'yi çarparsak 72 pi buradan gelir. Toplarsak arkadaşlar 108 pi bizim silindirimizin yüzey alanı olacaktır. Evet arkadaşlar yeni ödevimiz hız soru bankası test 129 test 130 test 131 diğer videoda görüşmek üzere.